Hakanım, benim siyasetim sert de olsa Tahsin Paşa'nın masumiyetine her vakit ihtimal verdim. Lakin kaçmasından sonra ben de zerre miktar şüphe kalmadı. İkazımdır paşa. Bu ihanet bize ağır gelir. Son madde kadar iyi niyetimizi koruyacağız. Emrimdir paşa. Tahsin Paşa'yı kaçırma hamlesini kim yaptı? Kimler bu hamlenin içinde yer aldı? Herkesi ama herkesi ve her şeyi öğrenmek istiyorum. Bu devlet bir çadırda kuruldu. O çadırı ayakta tutan dirsekler çökerse devlet çöker. Madem dirsekler yıkılmak üzere, bizim vazifemiz yıkılanın yerine sağlamı koymaktır. Nereye gidiyoruz? Söylesene, nereye gidiyoruz? Hoş geldin Tahsin Paşa. Hain. İkimiz de hainiz, öyle değil mi? Değil mi, değil mi? Değil, namussuz değil. Bana karşı edebini bozarsan
ne olacağını anlamışsındır umarım. Sana edebin ne olduğunu göstereceğim vakit yakındır Fuat Efendi. Nadir Bey. Son anda o kapağı görmeseydin hepimiz ölmüştük. Allah korudu hepimizi. Tatar, bu nasıl bomba? Saatte işleyen bomba gördün mü sen? İlk kez. Adam saatin akrebine zehir sıkıştırmış. Yegenler, bu adam emanetçi falan değil. Bu adam çeteci ya da suikastçı falan da değil. Bu adam bir cellat. Mucit bir cellat. Yürüyün, gidiyoruz. Ozan yandan bize attığı tuzağın hesabını soracağız. Bunca vakit hepimizi kandırdın. İyi bir insan olduğuna inandırdın. Lakin senin nasıl biri olduğunu, maksadının ne olduğunu anladım. Sen abimi tahttan indirmek, hatta belki de devleti aileyi bitirmek gayesindesin. Jöntürklerle bunun için işbirliği yapıyorsun. Sabahattin'e de bu yüzden yardım ettin değil mi? Güya bana acıdığın için yardım ettiğini söylemiştin. Yalanlarının ve ihanetinin bedelini ödeyeceksin Şivenaz. Oğlun Sabahattin'e de ödetecek misin peki bu bedeli? Hareketin lideri o. Ben sadece onlara yardım ediyorum. O ise bizzat bir jöntürk. Oğlum yanlış fikirlerin tesiri altında kalmış olabilir. Lakin hiçbir vakit senin gibi ikiyüzlü, yalancı, sahtekar olmadı. Fikirlerini açıkça beyan etti. Ben de açıkça o zaman beyan edeyim. Ben bedel ödersem, sen de ödersin. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ha? Ne yapacaksın? Senin ne kadar alçak biri olduğunu kimseye söylememem için öldürtecek misin beni? Seni değil. Ama belki oğlun Sabahattin ölür. Sabahattin gurbet ellerde. Hanedanın korumasından uzak. Tedbirsiz yaşıyor. Her an bir faili meçhul saldırıya kurban gidebilir. Sakın! Sakın oğluma dokunayım deme! Sen ağzını sıkı tutarsan, ben de oğlum zarar görmesin diye elimden gelen her şeyi yaparım. İstediğim vakit Zühtü Paşa'yı öldürebilirim. Onun da vakti gelecek. Lakin şimdi değil. Nerede kaldın Karasu? Kostu, Sabahattin. Bu ne telaş? Haberi alır almaz geldi. Sana aramızda bir hain olduğunu söylemiştim. Kim olduğunu da Vemberi'nin yardımıyla ortaya çıkarttım. Kimmiş? Zühtü Paşa. Buraya Abdülhamid'in hafiyeliğini yapmaya gelmiş. Karo bu işleri halletmekte mahirdir. Sen gelmeden önce ben o teklifi yaptım. Hayır, hayır. Öldürmek yok. Öldürmeyip de ne yapacağız peki? Vemberi onu Abdülhamid'e karşı kullanabileceğimizi söyledi. Abdülhamid'e yanlış haberler uçuran bir kuşu beslemek iyi fikir. Bu öldürmekten daha iyi bir fikir.
Sultan Abdülhamit'in kızı Naime Sultan, kıyafete ve mücevhere olan tutkusu ve saraydaki müsrifçe harcamaları ile bilinmektedir. Lafa bak. Düpedüz iftira. Ben öyle biri miyim anne? Hayır. Yani Şivenez Hanım'la arkadaşlık etmeye başladığından beri müsrifçe harcamaların olmadı değil tabii. Sadece birkaç elbise ve mücevher. Orada bütün hayatım boyunca öyle yaşamışım gibi yazmış. Baksana daha hakkımda neler yazmış. Naime Sultan şimdi de Pera'daki bir moda evine ortak olmuş ve Paris'ten kumaş ve elbise getirmektedir. Sultan Abdülhamit her fırsatta yerli üretimi desteklediğini söylerken bizzat öz kızının batıdan elbise getirip satması oldukça manidar. Paris'ten getirdiklerimizden çok daha fazlasını yerli kumaş ürettik biz. Evet. Babamla benim ısrarlarımız sonucunda nihayet. Tamam. Ama nihayetinde yerli kumaş kullanıyoruz işte. Onda yaz saymış ya. Bu düpedüz karalamak için yapmış. Herkese rezil oldum. Tamam Naime. Ben babanla konuşup bu meseleyi düzelteceğim. Hayır anne. Sen bile bu yazıda haklılık payı olduğunu düşünüyorsun. Madem herkesin gözünde böyle bir intiba uyandırdım, o zaman bu meseleyi ben halledeceğim. Sultanım. Söyle Zülfet. Zeynep hemşire revire kaldırıldı. Hakanım, Tahsin Paşa pek çok sırra vakıf. Öyledir paşa. Tahsin Paşa'mız sırdır, sırdaştır. Hangi mesele olursa olsun yanımızdan ayrılmamıştır. Şimdi dostluğu, vefayı, sırdaşlığı yıkıp gitti. Gönlümüz dosttan yana derbederdir paşa. Hakanım, tedbir alalım ki devletimiz de derbeder olmasın. Tahsin Paşa'nın firari olarak gezdiği her vakit devletimiz için kapanması zor yaralar açabilir. Almak istediğiniz tedbirler nedir paşa? 48 saat boyunca asker idaresi şehre hakim olmalı. Şehrin bütün giriş çıkışları tutulmalı. Tahsin Paşa görüldüğü yerde derdest edilmeli. Lakin mukavemet ederse askerlere vur emri verilmesi elzemdir. Kimsenin canı devletten daha mühim değildir. Karar zor paşa, acı. Lakin bazen acıyla pişmiş aşı tatmak zorunda kalırız. Söylediğiniz tedbirleri alınız paşa. Zeynep, ne olur yalan deyin. Kardeşimin yaşadığını söyleyin ne olur. Çok üzgünüm sana. Ben buna inanmak istemiyorum. Bizi yalnız bırakın. Nasıl olmuş peki? Eşkıyalar arabanın yolunu kesip ateş açmışlar. Neden ama? Şimdilik tek bildiğim bu. Ama öğreneceğim. Bunu kim neden yaptı? Her şeyi öğreneceğim Zeynep. Merak etme. Zeynep. Başın sağ olsun. Duyunca çok üzüldüm. Ben de çok üzgünüm Zeynep. Allah sabır versin. Ben de çok üzgünüm. Zeynep hemşirenin kardeşini nasıl bir heyecanla beklediğine şahit olmuştum. Zeynep dayanması çok zor biliyorum. Ama biz de senin aileniz ve her zaman yanında olacağız. Hem bak, burada seni görmek isteyen biri daha var.
Çok üzgünüm Zeynep. Ne diyeceğimi, seni nasıl teselli edebileceğimi bilmiyorum. Er ya da geç hepimiz ölümle soluklanacağız. Çok gençti. Daha çok gençti. Hiçbir suçu, hiçbir günahı yoktu onun. Elbette. Elbette öyledir Zeynep. Acın çok büyük. Biliyorum. Yüreğimde hissediyorum. Ancak sen de bil ki senin iyi olman için bundan sonra elimden gelen her şeyi yapacağım. Ne devlete hainlik eden biter, ne de bu hainlerin üstüne çökecek memleket sevdalısı yiğitler. Hakanımız Sultan Abdülhamit Han'ın emri iradesini bildiriyorum. Yıllarca yanımızda devlet, millet için çalıştığını sandığımız Hakanımızın yanından ayrılmamış. Verdiği suyu içmiş, verdiği aşı yemiş. Muhabbetine mazhar olmuş. Lakin bunlara hainlikle karşılık vermiş birini arıyoruz. Fotoğrafları da at. Bilmeyenler fotoğrafları alsın. Aklına iyice kazısın. Tahsin Paşa görüldüğü yerde bir kere ihtar edilecek. Lakin ihtarınıza uymazsa Hakanımızın emridir, vurulacak. Zinhar gözünüzü budaktan sakınmayın. Tahsin Paşa devlet için bir budaktır. Budağı da budamak elzemdir. Göreyim siz aslanlarım. Hünkârım, Jöntürk hareketine ait istihbarat raporları, içtimai meselelere ilişkin raporlar, hepsini okudum. Okuduğunuz jurnallerde dosta nasıl ihanet edileceği de yazıyor muydu paşa? Hünkârım, bilirim. Bu Tahsin Paşa meselesi sizin canınızı fazlasıyla sıkar, bilirim. Meğer dost dediğimiz elinde hançer saklarmış. Biz kime itimat edeceğiz paşa? Kime güveneceğiz? Sırrımızı taşa açsak taş yarılacak ve sırlarımız ifşa olacak gibi gelir paşa. Hünkârım, affınıza mağruren Yavuz Sultan Selim Han'ın şiiridir. Sanma şahım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın? Belki ol ayar olur. Sadıkane belki ol alemde bir dildar olur. Yar olur, ayar olur, dildar olur, serdar olur. Vefanın bir veba olduğunu anladık paşa. Her vefanın nihayetinde veda semtine uğradığını bildik. Bizden ok atmayı öğrenip de nihayetinde hedefine bizi koymayanı görmedik. Vefasına feda olduklarımızdan da cefa gördük. Gördük, işittik, bildik. Şimdi dostun açtığı bu yara nasıl dikiş tutacak? Tamam mı? Tahsin elimizde mi? Tahsin'i aldık. Abdülhamit'e en ağır darbeyi indirdik. Evet. Abdülhamit'in belini büktük. En yakın dostu firar etti. Sırtını dayadığı dağ yıkıldı. Muhabbet ettiği sıkı dostu ihanetin zehrini hem kendi tattı hem Abdülhamit'e tattırdı. Peki şimdi ne yapacağız? Tahsin'i çok uzun süre elimizde tutamayız. Askerler her yeri alt üst edecektir. Ne yapacaksak hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Tahsin'le işimiz fazla uzun değil. Jöntürklerin bizden istediği adamı kurtardıktan sonra onunla işimiz bitecek. Avenis'i nasıl kurtaracağız? Hem bunun Tahsin'le ne alakası var? Takas teklif edeceğiz. Avenis'e karşılık
Tahsin'i vereceğiz. Nasıl takas teklif edeceğiz? Hem Abdülhamit Tahsin Paşa'nın kimin elinde olduğunu nereden bilecek? Tahsin Paşa meydanda yokken saraydan Atiye almak için bir sürü jurnal gidecektir. Öyle tabii. Ama Tahsin bizim elimizde. Ve devlet sırlarını bize tek tek verecek. Tahsin Paşa asla konuşmaz. Abdülhamit'i Tahsin Paşa'nın bizim elimizde olduğunu ikna etmek için bize sır vermesi yetecek. Böylece Tahsin Paşa'nın ehemmiyeti artacak. Abdülhamit onu kurtarmak ve devletin sırlarının ortaya dökülmesini engellemek için elinden geleni yapacak. Tahsin Paşa konuşmaz. Ozanyan insan kasabı değil mi? Kese kese konuşturur onu. Acı herkesi konuşturur diyorsun yani. Acı da olsa konuşturur. Dikkatli ol. Tahsin Paşa her yerde aranıyor. Payitahta giriş çıkışlar kapatıldı. Abdülhamit'in dengesi alt üst oldu. Tahsin Paşa'dan başka hiçbir şey umurunda değil. Zaten yapmak istediğimiz de buydu. Şimdi karşısına dikilip gözlerinin içine baka baka oyunumu oynayacağım. Şeytan mı daha hilekar? Yoksa sen mi Benberi? Asa asa! Asa asa Benberi! Cezar, Ozanyan'a bak sen. Asaf! Asaf uyan! Asaf! Hamdolsun. Hamdolsun iyisiniz. Kalk. Nasıl oldu Asaf? Sizi tuzağa çektiler dayı. Ozanyan yok! Kim aldı Asaf? Emanetçi. Beni de sizden sonra olanları anlatmam için sağ bıraktılar. Dayı. Anlatacak kimse kalmayacak. Bay Benberi, Tahsin Paşa'dan devlet sırlarını öğrenmemi istiyor. İşkence mesleğinin erbabı olduğunu söylerlerdi. Ustalığını göster. Afyon'u getiren gemiler ne vaziyette? Malları ne zaman indireceğiz? İndiremiyoruz. Neden? Halil Haletleri aradan çıkardık. Lars, o iti ve adamlarının cesetlerini nereye gömdün? Gömmedim. Ceset falan yoktu. Kurtulmuşlar. Halil Halit ölmedi. Biz de malları hala indiremedik. Lars, sen harp meydanından can dostumsun. Robina, senin ne zaman gözlerinin içine baksam içim ferahlıyor. Ozanyan, senin üstün marifetlerine saygım sonsuz. Hepinizi tek tek severim. Ama hepinizi gözüm kırpmadan tek tek öldürürüm. Çıkın!
Ne oluyor? Anarşist el hastalığı. Bajor isimli namuzdarip olduğunu duymuştum. Anarşist el hastalığı da ne? Elin biri düğmeleri iliklerken diğeri çözüyor. Elin biri sana vurmak isterken diğer el silahta tetiği çekmek istiyor. Yani el kişiden bağımsız hareket ediyor. Çok sinirlendiğimde olur. İyi misin? İyi değilim. Bir tür sinir hastalığı. Asabiyet. Elimi kontrol edemiyorum bu tür zamanlarda. Peki tedavisi yok mu? Bu bir hastalık mı o bile belli değil. Dünyada sadece birkaç kişi de varmış. Robina, Afyon'u niye indiremedik? Abdülhamit emir vermiş. Payitahta giriş çıkışlar durdurulmuş. Sınırlar, limanlar hepsi kontrol altında. Tahsin Paşa'yı arıyorlar. Bu durumda Afyon'u indiremeyiz. O gemi de açıkta bekliyor. Daha fazla bekletemeyiz. Hemen indirmeliyiz. Ne yapacağız? Nasıl indireceğiz? Rüşvet vereceğiz. Limanda çalışan herkese rüşvet dağıtacağız. Bu işi sen halledeceksin. Her yerde paranın satın alabileceği adamlar vardır. Sen de şu Tahsin Paşa'yı konuştur. Gel. Hünkârım, emriniz üzerine arama yaptık. Bu defteri bulduk. Nedir o hünkârım? Tahsin Paşa'nın odasının aranmasını emrettik. Bir hatıra defteri. Hünkârımız çok hasta. Hekimler endişeli. Cihanda sıhhat sırrı Kaf Dağı'nın ardında olsa, bana deseler ki, git Tahsin, getir şifayı. Lakin Kaf Dağı'nı aşarken yanacaksın, tükeneceksin. Yine de gider, o dağı aşar, bulurum şifayı. Dostumun gözlerini bir an olsun açması için gözlerimi o an kapar, ömrümü veririm. Ne ağır yükü var hünkârımın. Evlatlarının yükü omuzlarında. Devletin yükü omuzunda, milletin yükü omuzunda. Yunan cephesinden hayırlı haberler geliyor. Hünkârımızın yüzü gülüyor. İmkan olsa da hep yüzü gülse. Ama onun yüzü milleti gülerse gülüyor. Allah bu milletin yüzünü güldürsün. Sadakat hiç zor iş değil. Ben hünkârımı kendi gönlümden farklı görmüyorum ki zor olsun. Herkes benim gibi görse, sadakatini hünkârımıza teslim etse. Keşke. Nasıl ihanet ederler anlamam. Hünkârımızın millet için çalıştığını,
devlet için çırpındığını görüp de nasıl ihanet ederler anlamam. Allah Allah. Allah Allah. Hünkârım, nereden nereye? Yani Tahsin Paşa nasıl bu hallere düştü? Bunları yazan bir insan nasıl ihanet içerisinde olabilir hünkârım? Gönül kabul etmez. Akıl diretir paşa. İnsan zaaflarının mahkum oldukça ihanet kapısını çalar durur. Nihayetinde o kapıyı kilitlemezsen gün gelir o kapı açılır. Hazreti İsa'nın havarileri arasında son gece söylediği bir sözden bahsedilir İncil'de. Hazreti İsa aleyhisselamı çarmıha germeye niyet ettikleri günün gecesinde Hazreti İsa aleyhisselam havarileriyle bir yemek yemiş. Ve bu yemekte kendisinin ele verileceğini, çarmıha gerileceğini, havarilerinin de kendinden kaçacaklarını söylemiş. Havari Petrus'un diğerleri kaçsa bile kendinin kaçmayacağını ve kendisiyle ölüme dahi gideceğini söylemesi üzerine Hazreti İsa Petrus'a doğrusu sana derim. Bu gece horoz ötmeden önce sen beni 3 kere inkar edeceksin demiştir. Hazreti İsa aleyhisselam Yahudiler tarafından yakalanmış ve sorgulanmak üzere götürülmüş. Havari Petrus da onları uzaktan uzağa takip etmiş ve kendisinin de Hazreti İsa ile beraber olduğunu söyleyen insanlara Hazreti İsa'yı tanımadığını söylemiş ve onu inkar etmiş. Bu olay 3 defa vuku bulmuş. Ve o esnada horoz ötünce Hazreti İsa aleyhisselamın söylediklerini hatırlayıp ağlamış. Tas tamam anladım hünkârım. Yani horoz 2 kere ötmeden dost bildiğimiz Tahsin Paşa bizi yalanlar oldu. Hünkârım, arzu buyurursanız bu Jöntürk meselesini daha sonra çalışalım. Peki paşa. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Sen kimsin? Ben dillerin bağını çözer, konuşmayanların çenesini açarım. Duydum ki sen de konuşmuyormuşsun. Ne istiyorsunuz benden? Sen Abdülhamid'in sırlarını en iyi bilen adammışsın. Şimdi ben soracağım, sen söyleyeceksin. Yanlış adama soruyorsunuz. Benim dilimden ancak size bela dökülür. Ben lafı uzatmayı sevmem paşa. Konuşacak mısın? Size söyleyecek lafım yok. Bakalım öyle mi? Can acısı benim dilimin bağını çözmez. Kalbini ellerimle çeker alırım göğsünden senin. Yine de konuştururum. Çantamı getirin. Aşçıya bizim için hususi bir yemek yapmasını söyledim. Küçük bir kutlamayı hak ettik, öyle değil mi? Neyi kutlayacağız? Abdülhamid'i alt üst ettik. Artık herkesten ve her şeyden şüpheleniyor. En yakın dostunun vurulmasını emretti. Düşünebiliyor musun? Tahsin Paşa teslim olmazsa vurulacak. Yemeği iptal et. Çünkü Seniha Sultan bana tuzak kurmuş. Mahmut Paşa'nın masasında liste falan yoktu. Beni yakaladı. Nasıl yani? Yakalanınca ne söyledin peki? Artık ne söylesem fayda etmezdi. Jöntürklerle alakam ortada. Sabahattin'in kaçmasında, sonra para göndermesine yaptıklarımı düşününce anlamaması imkansız zaten. Yani her şeyi anladı. Ve Abdülhamid'e gidip her şeyi anlatacak. Öyle mi? Şimdilik değil.
Onu Sabahattin'le tehdit ettim. Orada korunmasız olduğunu, bir çare olduğunu falan söyledim. Şimdilik susacaktır. Sabahattin'e dokunamayız. Ona gelecek en ufacık bir zarar bizi bitirir. Aksine onu dışarıdan gelecek tehditlere karşı bizim korumamız gerekir. Evet, ama Seniha Sultan bunu bilmiyor. Öğrenecektir. Sabahattin'in bizim için ne kadar mühim, ne kadar vazgeçilmez olduğunu öğrenecektir. O halde onu ilelebet susturacak, başka bir şey bulmamız lazım. Değil mi? Hayırdır Seniha'm, ne oldu? Bir şey olmadı Mahmut. Seni ziyarete geldim. Bunun için mi çağırttın beni? Evet. Mühim bir işim mi vardı yoksa? Yok canım, ne mühim işim olacak? Biz de öyle paşalarla toplanmış, bu Tahsin Paşa'nın vaziyeti hakkında fikir teatisinde bulunuyorduk. Hı. Geç otur, geç, geç. Seniha, sen niye geldin? Nereden icap etti bu ziyaret? Allah Allah. Zevcimi özlemiş, onu görmek istemiş olamaz mıyım? Olabilirsin tabii Seniha. Benim saadet-i Seniyem. Benim canımdan çok sevdiğim Seniham. Hoş geldin. Lakin ben hani öyle canını sıkan, seni üzen falan bir mesele var ise onu halledeyim diye sordum sana. Esasında var Mahmut. Hah, söyle bakalım. Neymiş? Bu Sabahattin'in hali beni çok düşündürüyor. Sabahattin'in hali seni düşündürmesin Seniham. Sen şimdi Sabahattin açtır, parası yoktur, onları düşünüyorsundur. Lakin sen hesabından Sabahattin'e bir dünya para gönderdin. Merak etme, evladının karnı doymuştur. Karnı doymuştur, evet. Peki ya, oralarda emniyette midir? Evladımızın başına bir fenalık gelirse, maazallah ya canına kastedilirse Mahmut? Evladımızın başına hiçbir fenalık gelmez Seniha Sultan. Sen merak etme. Sen nasıl emin oluyorsun bu kadar? Seniham, onlar için Sabahattin kıymetli. Hem hanedandan, hem muhalif, hem de Jön Türklerin lideri. Sabahattin'in başına bir şey gelmesin diye onlar şimdi Sabahattin'e gözü gibi bakıyorlardır, merak etme. Sen biri için endişeleneceksen, benim için endişelen. Naime, şu paçavra gazetelerin hakkında yazdıklarını okudun mu? Okudum, evet. Okuduğumdan beri de kendime gelebilmiş değilim. Muhalif gazeteler genelde babamla uğraşırlardı. Şimdi bunu yazan resmen seni hedef göstermiş. Senin itibarını karalamaya çalışmış. Muvaffak da olmuş. O gazeteden bunun hesabını soracağım. Senin bir şey yapmana gerek yok. Ben gerekeni yaptım. Tebrik ederim Arif. Naime Sultan hakkında yazdığın yazıyı çok beğendim. Sokakta herkes ondan bahsediyor. Senin hakkında verdiğin malumata itimat ederek yazdım ben bunları. Gerçi Kemalettin Paşa ile evlilikleri o kadar kısa sürdü ki adam kaçıp bu kadar uzaklara gittiğine göre tahammül edilecek bir insan değil bu Naime Sultan. İnan bana eksiği yok, fazlası var. Sarayın şatafat düşkünü, şımarık kızı. Ama yine de keşke yazının altına ismini yazmasaydım. Abdülhamit başını ağrıtabilir. Abdülhamit benimle değil, kızıyla uğraş. Belli ki hünkâra biz yazarlardan daha çok zararı var bu şımarık kızın. Robina Hanım, bir saniye bakabilir misiniz? Tabii. Gel benimle. Arif, sana bir pusula var. Vay, vay, vay. Naime Sultan. Ne diyor? Yazdıkların yüzünden tehdit mi etmiş? Yok. Moda evine davet etmiş beni. Muhafızlarına vurdurtmasın seni sakın. Benim kalemim
Onları silahlarından daha güçlü Selim. Sen rahat ol. Hakanım, iradeniz üzere itimat ettiğim askerlere Tahsin Paşa'nın derdest edilmesi için emir verdim. Tahsin Paşa'nın yakalanması için verdiğim emirler, kalbimden verdiğim emirler değildir paşa. Hakanım, çıksa, huzurunuza gelse, affı şahaneyle iltifat olunacağını Tahsin Paşa çok iyi bilir. Lakin o bu şerefli huzura çıkmaktansa kaçmayı tercih etti. Hakanım, müsaade edin. Bu ihanete kalbiniz değil, devlet haklı hüküm versin. Doğru dersin paşa. Anladık ki bu dünyada asıl olan elemmiş, kedermiş. Dostluklar, muhabbetler bir rüzgarın alıp götüreceği hafiflikteymiş. Hakanım. Hakanım, iyi misiniz? İyiyim paşa. Hakanım, burnunuz kanıyor. Telaşa lüzum yok paşa, iyiyim. Hakanım, ben hekim çağırıyorum. Telaşa lüzum yok paşa. Paşam. Ben bir efendi. Hünkârımız ne zaman müsait olur? Ahmet Paşa içerideler. O ne vakit çıkarsa hünkârımız o zaman sizi huzura kabul edecek. O vakit bize de hünkârımızın kapısında beklemek düşer. Siz odanıza geçin, ben size haber veririm. Ahmet Paşa'nın ne zaman çıkacağı belli olmaz. Siz de biliyorsunuz, zor zamanlardayız. Ya evet, malum zor zamanlardayız, doğru. Paşam, Tahsin Paşa'dan bir haber var mı? Yok Vember Efendi, maalesef. Hünkârımız yıkıldı. Herkes de nihayet görebilir insan ama Tahsin bir başkaydı. O ihanet edecek adam değildi. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Ya. Tez vakitte yakalanıp cezası verilir. Burası kadim bir devlet paşam. Her daim bu topraklarda insanların gözü olmuştur. O yüzden burada hain bitmez. Bu devletin haini bitmezse bu devletin infazı da bitmez. Allah devletimizi muhafaza etsin. Amin. Siz bekleyecek misiniz burada? Bir müddet daha beklerim. Olmazsa odama geçerim. Siz bana haber verirsiniz. Hekim çağırın! Ne oldu paşam? Oğlu, derhal hekim çağır. Hakanımız. Finocu yüklü miktarda afyon getireceğini söyledi emanetçinin. Oraya da gittik baktık. Ozanya'nın dediği yerde mal falan yok. Yoktu. Lakin Finocu'nun dediklerini de göz ardı edemeyiz. O kadar afyon payitahta girerse temizlemesi bir yıl sürer. Tatar limana bakmaya gitti. Giriş çıkış olmuş mu diye. Ne oldu Tatar? Nedir limanda vaziyet? Hünkârımız emir vermiş. Payitahta giriş çıkış kapalı. Ama memurların bazıları, kahyaların hepsi rüşvet almış. Bir kadın gelmiş, çok para vermiş, çok. Demek henüz afyonu payitahta sokamadılar ki limanda rüşvet dağıtıyorlar. Hazırlanın. Limana gidiyoruz. Kahyalığı alacağız. Kendi adamlarımızı yerleştireceğiz. Söğütlü. Buyur dayı. Sen de saraya git, malumat ver. Rüşvet alan memurların vazifelerine son verilsin. Baş üstüne.
Ah Tahsin Paşa. Paşam. Şehzadem. Nasıl vaziyet? Hakanımız biraz rahatsızlandı. Lakin iyileşecek inşallah. Tahsin Paşa'nın ihanetini kaldıramadı. Nasıl kaçtı anlamak mümkün değil. Şehzadem. İnsanoğlunun içindeki cevher bir kere kir tuttu mu? Gayrı ondan her iş beklenir. Şu kalp var ya şu kalp. Hayvanatta da var. Avucunun içine alıp sıksan durur. Böyle basit bir şey işte. Lakin içine ihanet, hırs doldu mu? Öyle büyüktür ki bir devleti yok eder. Bir milleti batırır. Ya hatayla girmişse ihanet fikri? Şehzadem, kalbin aslı beyazdır. Hatayla da olsa bir kara leke bulaşırsa yayılır. O vakit o kararmış kalbi ancak kan temizler. Polis, paşa, polis. Küçük yaralar pek can acıtmaz paşa. Lakin tuz yaralarına iyi gelir. Konuş paşa, konuş! Bir tane devlet sırrı ver, hayatın kurtulsun. Konuş paşa, konuş! Canımı veririm. Devletin sırrını size vermem. Namussuzlar! Geber ulan o zaman! Geber ulan o zaman! Geber! 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 Hünkârım. Sizi arıyordum hünkâr. Bizi niçin ararsın paşa? Ne vakit kaybettin bizi? Bildiğin yoldan niçin şaştın? Bizim yolumuz belli değil mi? Yolumdan dönmedim hünkârım. Vallahi dönmedim. Billahi dönmedim. Sizi takip ediyordum. Gözümün önünden ayırmıyordum. Birden bir karanlık çöktü. Karanlık kalktığında siz yoktunuz hünkârım. Sen karanlıkta dostunu kaybedenlerden misin? Madem karanlık gözlerindeki ışığı aldı, kalbinle niçin takip etmedin bizi? Buraya kalbimle geldim hünkârım. Gözümün feri söndü belki ama kalbimin nuru sizi buldu. İşte dipdiri karşımdasınız. Bana kapıları kapatmayın hünkârım. Kapıdakilere benim hükmüm geçmez paşa. Kapının kilidi sensin. Anahtarı sendedir Tahsin Paşa. Hünkârım. Hünkârım. Çalışırken bayıldınız hünkârım. Hünkârım.
Burnumuz da kanamış. Çok endişelendik. Yatın biraz daha dinlenin. Sultanımız daha evvel de aynı vaziyetin olduğunu söyledi. Yorgunluktan olsa gerek. Doğrudur hekim efendi. Lakin bu defa bedenim kadar gönlüm de yorgun. İstirahat etmeniz iyi olacak hünkârım. Bana ihtiyacınız olursa kapının önünde olacağım. Bir rüya gördüm sultanım. Gerçek gibiydi. Tahsin paşamızla yine eski günlerdeki gibi muhabbet içerisindeydik. Hayrolsun hünkârım. Dünya işleriyle meşguliyetiniz kesilince aradığınız cevabı mana aleminde bulmuşsunuzdur. İnşallah, inşallah. Bu kadar yatmamız yeter. Millet hizmet bekler. Hünkârım, yapmayın. Biraz daha istirahat edin ne olur. Kaç gecedir doğru düzgün uyumadınız. Bu vaziyetiniz devam ederse temelli yatağa düşeceğinizden korkuyorum. O vakit bu millete nasıl hizmet edeceksiniz? Hem hekim efendi de istirahat etmenizin daha doğru olacağını söyledi. Dinlenin biraz daha. O vakit siz de yanımda kalın. Yanımda olduğunuz müddetçe ruhum huzur buluyor. Olurum hünkârım. Memnuniyetle. Hadi dinlen. Konuştu mu? Ben bu kadar eziyete dayanacak başka birinin var olduğuna inanmıyorum Fuat Efendi. Yapmadığım şey kalmadı. Lakin tek bir kelime bile çıkmadı ağzından. Her canın dayanacağı bir acı vardır Ozan ya. Daha iyi olmalısın. Ben işkencede mahir bir adamım. Lakin bu adam ölür, yine de konuşmaz. Ben kimin konuşup, kimin konuşmayacağını da iyi bilirim. Abdülhamit'in bile dayanamayacağı vaziyetler varken Tahsin Paşa daha fazla dirayetli duramaz. Abdülhamit bugün baygınlık geçirdi. Abdülhamit aksamaya başladı. Onu yıkacağımız gün yakındır. Tahsin'i ne yapacağız? Konuşturamazsak takas işi yatar. Abdülhamit ile Tahsin birbirine sadık iki dost. Onları birbirinden ayırdık. Tahsin bir kaçak. Bize ne olursa olsun bir devlet sırrı lazım ki takas işini yapabilelim. Ama bu sırrı illa Tahsin'den alacağız diye bir kaide yok. Kimi konuşturacağız? Mahmut Paşa'yı. Mahmut Paşa Hafaya'yı esrarın nerede nasıl çalıştığını biliyor. Ondan tek bir laf alırsak Abdülhamit'i Tahsin Paşa'nın konuştuğuna inandırır, takasa ikna edebiliriz. Kim konuşturacak Mahmut'u? Senden daha iyi kimse yapamaz bunu. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Hadi, 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 hadi. Oyalanmayın, acele. Yayalar! Toplanın, toplan! Toplan, gel, gel! Hangileri Tatar? Şu beşi beyim, bu yedisi. Diğerleri gidebilirler. İşittik ki limana bir kadın gelmiş, size rüşvet vermiş. Dayı. Söz. Ne karşılığında aldınız rüşveti?
limandan mal geçirilecek. Peki size niye rüşvet teklif ediyorlar? Çünkü usulsüz iş yapılacak. Öyle mi? Öyle mi? Öyle. Öyle. Öyleyse kabahatinizin mesuliyetini biliyorsunuz. Hünkârımızın hükmünü 3 kuruşa sattınız siz. Sen aldığın rüşvette ne yapacaktın? Çocuğa yeni esvaplar alacaktım. Bunun çocuklarına yeni esvap verilsin. Bir terziyle anlaşılsın. Çocuk büyüdükçe, esvapları eskidikçe yenileri verilecek. Senin de işine son verilecek. Sen ne yapacaktın aldığın rüşvetle? Odun, kömür alacaktım. Buna da ömrü boyunca odun kömür verilecek. Tatar size ne muradınız varsa verecek. Lakin hepiniz payitahtı terk edeceksiniz. Bu topraklardan gideceksiniz. Yapma dayı. Sen hünkârımızın hükmünü 3 kuruşa satmadın mı? Vatanı 5 kuruşa satarsın. Kendini satsan pul etmezsin çünkü. Şimdi hepinize söylüyorum. Bir daha bu limana adım atmayacaksınız. Hüküm katı. Sultanım, ne diye değiştiniz üzerinizi? Niye bunları giydiniz? Çünkü sultan olduğumun anlaşılmasını istemiyorum. Bugün sadece burada bir çalışanım. Ama sultanım. Şşt, sultan yok. Peki. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Arif ben. Gazetede çalışıyorum. Naime Sultan çağırdı beni buraya ama kendisi yok mu? Naime Sultan, o yazdığınız saçma sapan şeylerden sonra sizi muhatap alıp görüşür mü sandınız? O zaman niye davet etti beni buraya? Teşekkür etmek için değil herhalde. Yalan yanlış yazdığınız şeyleri kendi gözünüzle görüp utanın diye. Küçük hanım, ben utanacağım bir şey altına imza atmam. Yazdıklarım yalan değil yani benim. Naime Sultan hiç gördünüz mü hayatınızda? Hayır. O halde nereden biliyorsunuz şatafatlı elbiseler içinde olup mücevherlerle gezdiğini? Güvenilir kaynaklarımdan duydum. Duyumlarınızı bizzat teyit etmeden kaleme aldığınıza göre maaşını hak etmeyen bir gazetecisiniz. Siz de benim tam aksime aldığınız maaşın daha fazlasını hak ediyorsunuz. Hem Naime Sultan'ın moda evinde çalışıyorsunuz hem de avukatlığını yapmaya soyunuyorsunuz. Çünkü sizin aksinizde ben onu tanıyorum. Buraya çağırdı sizi çünkü burada yerli kumaşlarının satıldığını görün istedi. Bakın, bakın bunların hepsi yerli kumaş. Bunlar da yerli kumaştan üretilen elbiseler. Siz de sadece Paris'ten getirdiklerimizi sattığımızı yazmışsınız. Bakın. Derhal tekzip yazısı yazmanızı istiyorum. Hem Naime Sultan'ın şahsı adına hem moda evi adına. Üzgünüm. Maalesef yazamam. Nedenmiş o? Çünkü size itimat etmek için daha fazla malumata ihtiyacım var. Yani maaşını hak etmemiş bir gazeteci olmak istemem. Daha fazla malumat mı? Şimdi benim biraz gazetede işim var. Sizi 2 saat sonra mesire alanında bekliyor olacağım. Ha, beni sakın yanlış anlamayın. Sadece malumat almak için. Mesire alanına falan gelemem ben. İşim var benim. O zaman sultanımız için tekzip yazamam. Ben de sizi orada bekliyor olacağım. İyi düşünün. Ukala. Ama çok yakışıklı değil mi sultanım? Hiç de değil Zuhal. Hiç de değil.
Öldü mü? Henüz değil. Lakin tedavi edilmezse ölebilir. Abdülhamit'e bir takas teklif edeceğiz. Ölü biriyle bunu yapamayız. Ne zamandır baygın? 1-2 saat oldu en fazla. Bekleyelim biraz. Kendine gelir. Ölecek kadar kan kaybetmemiş. Allah, sen al canımı ki canımla düşman devlete karşı pazarlık yapamasın. Sana ne ceza vereyim? Ne ceza vereyim ki suçunun karşılığı olsun? Ne ceza verirseniz verin paşam. Hakkınızdır. Ne olursa olsun Tahsin Paşa'yı avluya bırakmamalıydım. Ne dedin sen? Tahsin'i sen mi bıraktın? Ben bıraktım paşam. Emir geldi ama. Ne emri lan? Sen kimden emir alıyorsun? Yazılı emir geldi paşam. Şehzade Mehmet Selim Efendi'nin mührüyle. Emir nerede? Şehzademizin mührü değil mi paşam? Selim Efendi'nin mührü. Nasıl yaptın bunu Mehmet Selim? Nasıl bu kadar düştün? Nasıl? Nasıl? Burnundan yine kan gelmiş. Hekimler sıkıntıdan olduğunu söylüyor. Sen iyi misin abi? Zeynep hemşireye mi sıkıldı canım? Gerçekten. Vahim bir hadise. Evet. Lakin Zeynep hemşirem mi yoksa benim halim mi daha vahim bilemiyorum. Ne oldu abi? Anlat bana. Paylaş derdin. Babamın sıkıntısının sebebi benim Abdülkadir. Seninle ne ilgisi var? Tahsin Paşa'nın hapisten çıkması için mühürlü emri ben verdim. Neden yaptın böyle bir şey? Mecbur bıraktılar. Üzerimde kara bir leke var Abdülkadir. Beni tehdit ettiler. Beni tehdit etmeleri de bir şey değil. Daha evvelde olduğu gibi ben yine canımı ortaya koyardım. Lakin bütün hanedanımızı zan altında bırakacak, milletin itimadını sarsacak bir iftira bu. Ne diyorsun abi, ne iftirası? Kim tehdit etti seni? Avrupa seyahatine çıktığım zaman bana bir kumpas kurdular. Beni bir yere davet ettiler. Yoksullar için bağış toplanacak bir davetmiş. Ben de kabul ettim, gittim. Hatta yüklü de bir bağış yaptım. Çok mutlu oldular. O esnada da fotoğraflar çekildik. Bununla mı tehdit ettiler seni? Bağış yaptın diye. Yaptığım bağış yoksul insanlar için değilmiş. Hınçak çetesi içinmiş. Alçaklar. Ellerindeki fotoğrafların, kayıtlı belgelerin ortaya çıkmasına mani olmalıydım. Beni kandırdın. Bana kumpas kurdun şerefsiz. Neden getirdin beni buraya? Neden? Kes be! Gelmeseydin. Zorla mı getirdik seni buraya? Yalanla getirdin. Yalanla! Ne işim olur benim hınçar çetecilerle ha? Ne işim olur? Niye yaptın bunu? Kimin için yaptın? Söyle! Ha? Şimdiye kadar onları susturmayı başardım.
belgelerin ortaya çıkmasına mani oldum. Lakin şimdi gene o belgeler önüme kondu. Ve seni tehdit ettiler. Ben de tehditlerine boyun eğmek mecburiyetinde kaldım. Çünkü biz Osmanlı Devleti'nin şehzadeleriyiz Abdülkadir. Bizim yaptığımız hatalar sıradan insanların yaptığı hatalara benzemez. Bizim mesul olduğumuz bir devlet var. Bunun duyulması hem devleti hem hanedanı zora sokar. Tahsin Paşa'nın hapisten çıkarılması için mühürle emri vermekten başka bir çare bulamadım. Yine de bunu halledebilirdik. İftira olduğunu açıklayabilirdik. Evet, belki açıklayabilirdik. Ama kafalarda oluşan o intibaları silemezdik. Böyle bir şeyin söylentisi bile en az aslı kadar zarar verir. Ben o gün o adama itimat ettim. Üzerime kara bile kaçırdım. Şimdi ise Tahsin Paşa'ya itimat ettim. O da beni yanılttı. Kaçmasına ihtimal vermemiştim. Ama kaçtı. Tahsin Paşa'nın devlete ihanet edeceğine inanmak istemiyorum abi. O her daim hanedana ve devlete sadık bir paşa olmuştu. Eğer öyle olsaydı hapisten kaçmazdı. Hakan'ım, Tahsin Paşa'nın hapishaneden kaçırılmasıyla alakalı bir malumat edindim. Müsaade ederseniz arz etmek isterim. Anlatırız. Hakan'ım, Tahsin Paşa'nın avluya geçiş iznini hapishane müdürü vermiş. Niçin böyle bir izin vermiş? Asıl malumat da o Hakan. Hapishane müdürüne Şehzade Mehmet Selim Efendi tarafından mühürlenmiş bir emir gelmiş. Müdür de emri yerine getirmiş. Neler oluyor Ahmet Paşa? Dostumuz, en yakın, en sadık devlet adamımız ihanet içerisinde hapishaneden kaçırılıyor. Hem de şehzademizin mühürüyle. Emri ferman Hakan'ımızındır. Mehmet Selim Efendi huzura gelsin. Emredersiniz Hakan'ım. Siz de mi buradaydınız? Esas bu soruyu benim sana sormam lazım, değil mi? Sen hangi yüzle benim karşıma çıkıyorsun? Bu sarayda böyle rahat nasıl dolaşabiliyorsun hala? Aramızdaki meseleyi hallettik sanıyordum. Yanıldın mı? Evet, yanıldın. Senin yalanlarına ortak olmayacağım. Evladınızdan bu kadar kolay vazgeçebilmeniz beni şaşırttı doğrusu. Vazgeçmedim ki. Sabahattin'e hiçbir şey yapamazsınız. Hain tertibiniz için ona ihtiyacınız var çünkü. Anlaşılan söylediklerimin doğru olup olmadığını tecrübe etmek istiyorsunuz. Evladınıza karşılık bu riske girmeye değer mi? Sen hayatımda gördüğüm en alçak, en zelil insansın. Allah yolumuzu bir daha denk getirmesin. Ömür billah yüzünü dahi görmek istemiyorum. Ayrıca yaptıkların yanına kalacak sanma, er ya da geç cezanı çekeceksin. Seliha Sultan. Mesele nedir? Niye tartışıyorsunuz? Sizi bu kadar sinirlendirip kendinizi kaybetmişçesine bağırtan mesele ne olabilir? Seniha Sultan, ortaklığımızı bitirme kararı almış. Moda evinden ayrılacakmış. Oysa ki çok heves ederek girmiştiniz bu işe. Evet. Lakin Şivenes Hanım'la fikir ayrılığına düştük. Bu şartlar altında ortaklığı devam ettirmenin bir manası yok. Hünkârımız nasıllar? İyi, çok şükür. Biraz istirahat ettikten sonra vazifesinin başına döndü. Hünkârımız hasta mı? Nesi var? Bu sizi alakadar etmez Şivenes Hanım. Zannedersem yorgunluk ve üzüntüden biraz rahatsızlanmış. Ama şimdi iyi. Tahsin Paşa'nın ihanetini öğrenince üzülmüştür tabii.
Allah hünkârımızın yüzüne gülüp arkasından iş çevirenlerin bin türlü belasını versin. Boyları devirsin. Dert verip derman buldurmasın inşallah. Amin. Gel. Beni emretmişsiniz hünkâr. Şehzade Mehmet Selim efendi. Bunu bana izah ediniz. Hünkârım. Bu işte benim kabahatim vardır. Lakin bile isteye yapmış değilim. Peki niçin yaptınız Şehzade Efendi? Beni Avrupa seyahatim sırasında bir kumpasa düşürdüler. Yoksul insanlara yardım toplanacağını söyleyip bir yere davet ettiler. Ben de düşünmeden gittim. Yardımımı yaptım. Lakin yardım Hınçak çetesi içinmiş. Orada çekilmiş fotoğraflarım var. Yardım yaptığımı ispatlayan belgeler var. Beni bununla tehdit ettiler hünkârım. Ben de mecburen boyun eğmek zorunda kaldım. Siz bu devletin şehzadesisiniz. Herkesten daha fazla diri ve uyanık olmak zorundasınız. Yaptığınız bir hata nelere mal olacak hiç düşündünüz mü? Tahsin Paşa devletimizin binbir türlü sırrına vakıf. Şimdi kendisi nerede bilmiyoruz. Sizin verdiğiniz vesikayla, altına vurduğunuz mühürle hapishaneden kaçırıldı. Hünkârım, ben evrakı gönderirken Tahsin Paşa'nın kaçacağını hiç düşünmemiştim. Sadece bana yapılan tehdidi savurmayı düşünerek yaptım. Lakin Tahsin Paşa beni yanılttı. Madem siz sürekli yanılıyorsunuz, elinizdeki mührü bırakınız Mehmet Selim Efendi. Bundan sonra şehzade mührü sadece Abdülkadir Efendi de olacak. Başın sağ olsun. Duyar duymaz geldim. Sana ağlama diyemem. Ağla. İçindeki yangının harı gidene dek akıt gözyaşlarını. Yangın sönmez. Bu acıyla yaşanmaz benim. Benim nefesim kesiliyor. Yangın sönmez. Lakin ateşi zayıflar. Zamanla küllenir. Evvela cayır cayır yanarken için için yanmaya başlar. Bu acıyla nasıl yaşanır? Dağların taşların dayanamadığı acıya Ademoğlu dayanmış. İnsanoğlu öyle bir mahluk ki zamanla her şeye alışıyor işte. Ben kardeşimin yokluğuna alışamam. Yanımda olmasa da bir gün kavuşma ihtimalimiz vardı. Onun verdiği güçle ayakta duruyordum ben. Şimdi neyle teselli olacağım? Neye tutunacağım? Sana teselli verebileceğim bir sözüm yok. Ölüm karşısında her laf boş. Kardeşimin ölümüne sebep olan kişileri bulabilir misin? Emir verdim zaten. Bizimkiler araştırıyor. Meraklanma, bulacağız. Belki bu bir nebze teselli eder beni. Ne o? Bir hatıra. Elimi tutan bir hatıra. Limandaki kahyalar bizim elimizi bıraktı.
Halil Halit gitmiş, racon kesmiş. Parayla satın aldığımız bütün adamları göndermiş. Rubina, o limanı almamız şart. Gemi bu gece yamalları indirecek ya da gidecek. Halil Halit bütün adamlarıyla oraya sahip çıkacaktır. Payitahta çöp bile sokamazsın. Eğer uyuşturucu zehrini getiremezsem, ben de o zaman şifa getiririm. Şimdi bu çantanın içi para dolu, öyle mi? Sizden küçük bir malumat istiyorum. Sonrasında çanta sizin. Fuat Efendi, istediğiniz malumat küçük olsaydı, çanta da küçük olurdu. Görüyoruz ki çanta bayağı büyük. Sorun bakalım, ne istiyorsunuz? Abdülhamid'in gizli teşkilatını merak ediyorum. Bu teşkilatı sizin bildiğinizi de biliyorum. Fuat Efendi, ben sizden hiçbir zaman haz etmedim. Çünkü gözleriniz hep felfecir okuyordu. Şimdi bana söyleyiniz bakalım. Siz bu parayı nereden buldunuz? Siz kiminle iş tutuyorsunuz? Ben size soru sormaya geldim Mahmut Paşa. Ne diyorsunuz? İstediğiniz bilgiyi, bu para karşılığı ben size verirsem, bu bela döner dolaşır, gene beni bulur. Ben bu parayı harcayamadan zindanlarda çürürüm. Bu bakımdan Fuat Efendi, teklifinizle ilgilenmiyorum. Ben sizden bütün bildiklerinizi anlatmanızı istemiyorum ki. Küçük bir malumat sadece. Ha, bu malumat sizde olmayabilir. Abdülhamid size sırrını açmamış olabilir. Fuat Efendi, devletin en mühim sırlarına vakıf biriyimdir ben. İnanınız, benim bildiğim sırları öğrenebilmek için dünyanın malını bana verirdiniz. Lakin dediğim gibi, zindanlarda çürümek istemem. O zaman ben size karar vermenizi kolaylaştıracak bir teklif sunayım. Herkesin yararına olacak bir teklif. Hem siz parayı alın, hem ben malumatı, hem de siz zindana girmeyin. Nasıl olacak o iş? Siz bana malumatı verip parayı alacaksınız. Sonra da Abdülhamid'e gidip gizli teşkilattaki adamların ifşa olduğunu söyleyeceksiniz ki Abdülhamid tedbirini alsın. Yalnız küçük bir ipucu, fazlası olmaz. Hay hay paşam, küçük bir ipucu. Daha sonra da Fuat Efendi, hünkârıma gidip bütün sırların ifşa olduğunu söylerim. Anlaştık mı? Anlaştık paşam. O halde Fuat Efendi. Bu kağıt. Bu da kaleminiz. Buyurunuz, yazınız bakalım. Gel. Hakan'ım beni emretmişsiniz. Vaziyet nedir paşa, anlatınız. Hakan'ım bütün tedbirleri aldık. Askerlerimiz her yerde Tahsin Paşa'yı arıyor. Şehre giriş çıkışları tuttuk. Lakin henüz Tahsin Paşa'dan bir haber alamadık. Sefaretlerdeki hafiyelerimizden bir haber var mı? Tahsin Paşa sefaretlerde de görülmemiş Hakan'ım. Bir de Vember Efendi'nin söylemek istediği bir şey varmış. Lakin huzurda anlatmak istediğini söyledi. Gelsin.
Hünkârım, mesele acil olduğu için huzura çıkmak istedim affınıza mağruren. Buyurunuz, söyleyiniz. Tahsin Paşa Jön Türklere devlet sırlarını anlatmaya başlamış. İstihbaratınızdan emin misiniz? Tahsin Paşa'nın neyle alakalı konuştuğuyla ilgili küçük bir malumatım var hünkârım. Lakin... Anlatınız Vemmer Efendi. Ahmet Paşa'nın bilmesinde bir sakınca yok. Hafaya'yı esrar mensuplarının nerede nasıl çalıştığı hususunda bilgiler vermiş hünkârım. Aldandık Ahmet Paşa. Derhal payitaht alt üst edilsin. Tahsin Paşa ölü ya da diri buraya getirilsin. İtimat ettiğimiz adamlar limana yerleştirildi mi? Evet, hepsi bizim adamlarımız. Rüşvet alan memurlar? Ahmet Paşa ile konuştum. Hepsi vazifeden alındı. Ahmet Paşa bizzat kendi adamlarını koydu. Hala Ahmet Paşa'nın adamları sadıktır. Lakin ekledi. Payitahta zehir girerse sizden sorarım dedi. Onun soracağını biz biliriz Söğüt'le. Bunlar boş durmayacaktır. Her ne sebeple olursa olsun o afyonu payitahta sokmaya çalışacaktır. Uyanık olun. Dayı, ortalıkta laflar dolaşıyor. Bu muhalifler emanetçinin yanına gitmek istiyormuş. Biz kaç kişiyiz ki onlar kalabalıklaşıyor dayı? Biz tek kişi kalsak da çoğu söğütlü. Bizim yanımızda Allah var, hakikat var, hak var. Mazlumların duası var. Bırak, onlar sayıca çok olsun. Bizim imanımız var, cesaretimiz var, koy üstüne, payitahtımız var, hünkârımız var. Ne oldu Tatar? Bulabildiniz mi Zeynep'in kardeşini ateşe açanları, öğrenebildiniz mi? Öğrendik beyim. Peki, bulun o eşkıyaları, getirin bana hemen. Getirdik beyim. Karşındayız. Bizim ateş ettiğimiz arabanın içindeymiş Zeynep hemşirenin kardeşi. Ne diyorsunuz siz? Bizim de kafamız karışık beyim. Arabada uyuşturucu var dediler. Peşine düştük. Önünü kesmek istedik. Arabanın içinden ateş ettiler. Biz de karşılık verince araba gözümüzün önünde havaya uçtu. Bizim attığımız birkaç kurşun arabayı havaya uçurur mu dayı? Uçurmaz. Arabada bomba düzeneği vardı herhalde. Gene bize hazırlanan bir tertibin kurbanı oldu demek Zeynep'in kardeşi. Seni düşünmekten sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Bir şey öğrenebildiniz mi? Kardeşimin içinde bulunduğu araca kim neden ateş açmış? Zeynep'ciğim, sen şimdi bunları düşünme. Biraz daha toparlan, sonra konuşuruz. Öğrendiniz. Kimi neden yaptığını biliyorsunuz değil mi? Zeynep'ciğim, ben hep yanındayım. Her zaman. Bunu beraber atlatacağız. Kardeşimin katili kim söylesenize? Halil Halit.
Ne? Onun emriyle adamları arabaya ateş açmışlar. Bu olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Helalet masum kimseye zarar vermez. Zeynep'ciğim, Halil Halit bu devletin karanlık eli. Kardeşime neden zarar vermek istesin ki? Payitahta giren her arabanın yolunu kesip arıyorlar. Kardeşinin bulunduğu arabayı da aramak istemişler. Ama atlar ürküp koşmaya başlamış. Adamları da arkasına ateş açmışlar. Çok üzgün. Allah'ım. Yaptın mı? Ne yaptın? İş tamam. Güzel. Ne oldu? Rubina, sevdiklerine haber ver. Payitahtın çeşmelerinden akan sularından içmesinler. Suyu mu zehirlediniz? Ben payitahtı yok etmeye geldim. Bunu yaparken de kim ölmüş, kim kalmış umurumda değil. Bir sürü masum insan ölecek. Harp esnasında masumlar ölür. Kural bu. Şimdi afyon kasalarını zehirlenenlere panzehir olsun diye payitahta sokacağız. Bunu ne Halil Halit inkar edebilecek ne de padişah. Gemiye haber yolla. Afyon sandıklarına sıhhi malzeme damgası vursunlar. Ardından da gazetelerde haber çıkar. Payitahta zehirlenenlere şifa gemide. Halil Halit yine de malları sokturmayacaktır. O zaman bir ikinci haber daha çıkar. Şehir eşkıyası Halil Halit insanların ölmesine göz yumuyor diye. Bu kıyafetler çok güzel. Bunları vitrine mi koysak? Olur. Zuhal, ben çıkıyorum. Saraya mı dönüyorsunuz? Hayır. Gazeteciyle buluşacağım. Muhafızlara görünmeden gitmem gerekiyor. Ama sultanım. Geç kalmam, merak etme. Zuhal, bu sadece ikimizin arasında. Peki. Dikkatli olun. Tamam. Allah yolumuzu bir daha denk getirmesin. Ömür billah yüzünü dahi görmek istemiyorum. Ayrıca yaptıkların yanına kalacak sanma. Er ya da geç cezanı çekeceksin. Validem, beni çağırmışsınız. Gel evladım. Gel otur, şöyle konuşalım biraz. Naime ile alakalı mı çağırdınız beni? Şu gazete haberiyle alakalı. Hayır. Yani dolaylı da olsa o meseleyle de alakası var tabii ki. Şu moda evi işine girdiğinizden beri aksilik ve huzursuzluk hiç bitmiyor. Validem, biliyorsunuz ortaklıktan ayrıldım ben. Biliyorum evladım, biliyorum. Lakin benim merak ettiğim başka bir mesele var. Sen ortaklıktan ayrılmadan evvel Seniha Sultan'la Şivenes Hanım arasında herhangi bir ticari anlaşmazlık yahut herhangi bir husumet dikkatini çekti mi hiç? Şivenes Hanım halamla olan ortaklığımdan gayet memnun. Hatta halam da Şivenes Hanım'ın ticari zekasından hep övgüyle bahseder. O halde çok tuhaf. Tuhaf olan nedir? Seniha Sultan da ortaklığını bitirme kararı almış. Belki de Mahmut Paşa ayrılmasını istemiştir. Sultan, söyle Zülfet. Seniha Sultan'la görüşmek istediğinizi söylemiştiniz.
Lakin az evvel saraydan ayrılmışlar. Pekala. O halde yarın gelir gelmez kendisini görmek istediğimi söyle. Emredersiniz sultan. Ne oldu? Kabul etti mi? Güzel. Bu takas için işimize yarar. Bravo. Tebrik ederim seni Fuat. Ben bir şey yapmadım. Paranın Mahmut Paşa'nın çenesini açacağını sen tahmin ettin. Daha evvel de para için çok ihanet etti Mahmut Paşa. Demiryolu ihalesini İngilizlere verdirmek için mesela bunu yaptı. Para için yaptı. Tabii bu biraz bize pahalıya mal oldu. Parayla satın aldığımız hiçbir şey bize zarar veremez Fuat. Keşke her şeyi parayla alabilsek. Arif Bey. Geleceğinizi zaten biliyordum. Biraz gecikmeli olsa da. Umarım işinize daha dakiksinizdir. Eğer değilseniz aldığınız maaşı hak etmiyorsunuzdur. Sahi bu bencil, şımarık, Naime Sultan'ın yanında çalışmak hoşunuza gidiyor mu? Ya siz kim oluyorsunuz da Naime Sultan hakkında böyle konuşabiliyorsunuz? Arif ben. Daha önce sizi kendimi tanıttım diye hatırlıyorum ben. Ukala. Bu mağrur duruşunuzla sultanlık size o şımarıktan çok daha fazla yakışırdı eminim. Affedersiniz ben isminizi öğrenebilir miyim? Mevzu ben değilim. Naime Sultan. Tamam o halde. Bana Naime Sultan'dan bahsedin. Demek öyle süslü, püslü, şatafatlı kıyafetleri yok, öyle mi? Şey, yani var tabii ama... Pahalı mücevherleri de yok. Mücevherleri var evet ama... Paris'ten gelen kıyafetleri de moda evinde satılmıyor. Ya, satılıyor evet ama... İşte, zaten her şeyi kendi ağzınıza kabul ettiniz. Demek ki benim yazdıklarım yalan değilmiş. Öyle değil mi küçük hanım? Haksızlık bu. Durmadan lafımı kestiniz. Evet, Naime Sultan'ın birkaç tane gösterişli kıyafeti ve mücevherleri var. Lakin kendisi daha ziyade sadeliği ve mütevaziliği sever. Üstelik moda evinde de daha çok yerli kumaştan ürettiğimiz elbiseler satılmakta. Hem ben... Tamam, tamam. Daha fazla izahata gerek yok. Ben zaten moda evinde tekstil yazısını yazmaya karar verdim. Ne? Sıradan bir çalışanı bile Naime Sultan'ı bu kadar içten, bu kadar yürekten, bu kadar samimiyetle savunuyor madem, bana da yazımı tekrar değerlendirmek düşer. Madem kararınızı vermiştiniz, o halde beni niye buraya çağırdınız? Bu masum güzelliğinizi gün ışığında doya doya izleyebilmek için. Dayı, çıkıyor musun? Nereye? Zeynep'e hadisenin aslını anlatmaya tatar. Dayı, hiç demesem mi acaba? Bunun bize kurulan bir tertip olduğuna inanır mı ki? Nihayetinde o arabayı ateş açtık biz. Zeynep hakikati bilmeli tatar. Dayı, ondan mühim bir mesele var. Limanla mı alakalı? Hayır. Payitahta salgın var. Herkes zehirlenmiş. Sudan diyorlar. Hünkârımız o işin emniyetini almıştı. Bir sürü asker dikildi şebekenin başına. Bilmiyorum. Hekimler zehirin sudan olduğunu söylediler. Mahallelerde ikaz ediliyor insanlar su kullanılmasın diye. Peki. Evvela şebekeye gidip bakalım.
Halil, Halit ve adamları şebekeye gideceklerdir. Onlar oradayken baskın vereceğiz. Bizim yanımızda yer almak istediğinizi söylemişsiniz madem. Madem bizim gücümüzü istiyorsunuz, biz de sizlerle gücümüzü paylaşacağız. Herkes beni emanetçi olarak biliyor. Lakin yanlış biliyor. Ben payitahta Abdülhamit'in zulmü altında ezilenleri kurtarmaya geldim. Birçoğunuzun kardeşi Abdülhamit'in hapishanelerinde çürümüş. Birçoğunuzun arkadaşı da payitahttan kaçmak zorunda kalmış. Hepinizin canı yandı. Biliyorum. İşte bu kardeşleriniz için, bu arkadaşlarınız için, yoldaşlarınız için can yakma vakti şimdi sizde. Onların geri gelmesi için. Hünkârım, Tahsin Paşa'nın vaziyeti beni de derinden üzdü. Tahsin Paşa'nın Jön Türklerle nasıl bir işbirliği içinde olduğunu öğrenmek için Sebahattin Efendi ile konuşmak istedim. Lakin malumunuz, Sebahattin Efendi artık bana itimat etmez. Lüzum yok Mahmut Paşa. Biz kimin kimlerle beraber olduğunu er ya da geç ortaya çıkarır, cezasını veririz. Gel. Bakanım, Tahsin Paşa konuşmuş. Vember Efendi'nin getirdiği istihbarat doğru. Saraya Paris'ten çekildiğini doğruladığımız bir telgraf geldi. Ne istiyorlar? Tahsin Paşa'ya karşılık Ermeni bir anarşistin salıverilmesini. Bu düpedüz densizlik hünkârım. Yani bunların artık gerçek yüzü iyice meydana çıktı. Bunların yaptığı muhalefet falan değil. Bunlar düpedüz anarşi çıkartmak peşindeler. Ferman Hakan'ımızındır. Madem ki takas istiyorlar, siz hazırlıklara başlayınız Ahmet Paşa. Hakan'ım bağışlayın. Lakin bir anarşisti salıvermek devlet için zuldur. Merak etmeyiniz paşa. Bizden alabilecekleri tek bir şey var. O da devletin okkalı bir şamarı. Takas olmayacak paşa. Takas meydanında sadece ihanet edenlere hesap sorulacak. Kim karşı gelirse gelsin adına namına bakılmayacak. Gerekirse Tahsin de o meydanda vurulacak. Hacet gidermem lazım. Hacet gidermem lazım dedim. Kapıdan çık, karşıdaki kapı. Allah'ım, bana ya bir çıkış yolu göster ya da canıma. Benim yüzümden devlet zarara uğramasın. Ya Rabbi sana sığınıyorum. Senden başka bana kapı açacak yoktur. Vallahi affedileceğimi bilsem kendi canıma kıyardım. Ya Rabbi, senden ümit kesmem. Ama dayanacak takatim yok. Sen kalbimin feryadını duy. Canım karşılığı devlete pazarlık ettirme Allah'ım.
gençler. Alçaklar. Siper alın. Silahına mermi kalanı o mermiyle vururum. Arkalarından dolanacağız. Koruyun bizi. Nadir Bey, yürü. Koş Nadir Bey, koş. Yeğenler bu kadar ateşe fazla dayanamaz. Koş. Sakın. Onlar tedbirsiz geldi. Bizim mermimiz bitmez. Arkanızı kollayın. Kollayın, kollayın. Araya sıkıştık. Geri çekiliyoruz. Ayağım. İyi misin? Lars, sen git. Seni bırakmam burada. Lars git. Tertibimiz Robin'e biniyor. Git. Emanetçi! Artık işin bitti. Ben maaşlı işçi değilim Halil Alet Efendi. Bizzat patronun kendisiyim. İşin bitip bitmediğine ben karar veririm. Etrafın sarıldı. Adamların kaçtı. Yaralısın. Lakin hala konuşuyorsun. Halil Alet, ben her şekilde her yerden kurtulurum. Kaldırın şunu. Şimdilik sadece ölümden kurtuldun. Götürün bunu. Takasın nerede yapılacağına biz karar vereceğiz. Bizim münasip olduğumuz yere getirsinler Tahsin Paşa'yı. İstedikleri adamı hapisten çıkarıp takas yerine götürsünler. Hakanım, takasa ben gitsem daha münasip olmaz mı? Siz tedbir alacaksınız paşa. Takasa Tevfik ve Hola Paşalar gidecek. Sizin vazifeniz başka. Siz devlete ihanet edeni gördüğünüz anda vuracaksınız. Emri ferman Hakan'ımızındır. Siz ne dersiniz Mahmut Paşa? Bu telgrafta yazanlar doğru mu? Hünkârım, vallahi de billahi de benim Fuat Efendi'ye verdiği malumatla burada yazılanlar aynı. Gel. Hünkârım, benden istediğinizi yerine getirdim. Emanetçi! Senin asıl adın ne? Bu işi zorlaştırma Halil Alet.
ellerimi çöz. Helal et. Çöz ellerimi. Helal et. Ellerimi çöz. Görmüyor musun? Ne kadar kendimden eminim. Çok insan ölecek. Ölmeden evvel son kez herkes yaşamaktan emin olmak ister. Filozof mu bu arkadaş? Hayır. Ama seni öldürdükten sonra insanla ölüm meselesi üzerine düşünüp filozof olabilirim. Sen o sırada toprağın altında çürürsün. Tatar dur, dur, dur. 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 Tatar dur. Bak, dayım bu işe uyandı. Ne diyorsun sen? Söyle. Söyleyeyim. Payitahtın suyuna attığımız seyirden birçok insan ölecek Halil Alet. Şimdi siz bizim afyon getirdiğimizi sanıyordunuz. Ama biz afyondan daha çok para kazanacağımız bir şey getirdik. O zehrin, panzehrini. Panzehirler açıkta gemide bekliyor Halil Alet. O gemiden o malları indirecek tek kişi benim. Benim emrimle iner o mallar. Şimdi ya beni çözersin, ben de o gemiden malları indirir. Sana da uygun fiyata satarım. Ya da o sudan içen herkes ölür. Dayı. Misafirimiz var. Joris'i orada nasıl bırakırsınız? İşler ters gitti. Harekatı yürütmeni söyledi. Eğer Joris ölürse her şey biter. Kendinden emindi Joris. Elbet bir planı vardır. Peki. Ben onun söylediğini yapacağım. Siz de her şeye karşı hazırlıklı olun. Zeynep. Doğru mu? Kardeşimi adamların mı öldürdü? Kardeşimi siz mi öldürdünüz? Zeynep. Sana doğru mu dedim? Bana sadece bunu söyle. Benim adamlarım kimseye haksız yere kurşun sıkmaz. Kardeşimi öldürmekte haklılardı yani, öyle mi? Bir de bana onları mı savunuyorsun? O arabaya saldırı emrini sen mi verdin? Arabada yüklü miktarda uyuşturucu var sanıyorduk Zeynep. Buraya gelmeden önce en azından Zeynep, benim bundan haberim yoktu. O adamlar cezalarını çekecekler demeni bekliyordum ama sen... Sen benim kardeşimi öldürttün. Kardeşimi öldürttün sen benim. Zeynep bir dinle. Bak bildiğin gibi değil. Bir tertip yapılmıştı. Zeynep bak. Bana bir şey söyleme. Duymak daha iyi istemiyorum. Sen bana dünyanın en büyük mutluluğunu yaşatmıştın. Şimdi bana dünyanın en büyük acısını yaşattın. Şerbetiniz sultanım. Sağ ol. Gülizar. Sence ben şımarık mıyım? Aman sultanım, estağfurullah. İçinden geçeni söyle, merak ettim. Ne haddime sultanım.
kaldır başını. Şimdi söyle bakalım, ben nasıl biriyim? Siz asla şımarık değilsiniz. Aksine merhametli, edepli, gönlü zengin birisiniz. Tıpkı hünkârımız ve sultanımız gibi. Sizin yanınızda olduğum için kendimi çok talihli hissediyorum sultanım. İstirahat edebilirsin. Hayırlı geceler sultanım. Hakkımda yanılıyorsun Arif Efendi. Naimeciğim, ben de seni arıyordum. Odanda bulamayınca burada olduğunu tahmin ettim. Ne oldu? Yoksa Zeynep'le alakalı kötü bir mevzu mu var? Zeynep'in durumu iyi değil, lakin konuşmak istediğim mevzu başka. Merak ettim. Ben sarayda yokken bir şey mi oldu? Evet. Bugün Şibenaz Hanım'la halanı tartışırlarken gördüm Naime. Tartışırken mi? Mesele neymiş peki? Halan ticari bir mesele olduğunu söyledi ve ortaklıktan ayrıldı. Daha düne kadar ortaklıkla alakalı bir sorunu yoktu. Naime, sence halan neden bu kadar ani bir karar almış olabilir? Emin değilim. Lakin halamın da senin gibi Şivenes hakkında şüpheleri var sanırım. Kızım, bana bir kahve yapıver. Bu zarf nedir? Size geldi sultanım. Ne zaman geldi? Kim getirmiş? Öğleden sonra. Ama getiren adamı tanımıyorum. Kimin gönderdiğini de söylemedi. Paris'ten telgraf geldi. Abdülhamit takası kabul etmiş. Abdülhamit'in acıklı iniltileri Paris'te Jön Türk Kongresi'nde yankılanacak. Değil mi? Değil mi? Paris'e hemen telgraf çek. Bize takasın yerini ve saatini söylesinler. Abdülhamit'in kesin emri varmış. Yeri ve saati onlar belirleyecekmiş. O halde bize hemen yer ve saati bildirsinler. Tahsin Paşa'yı da hazırla. Zindanına geri dönecek. Ben ne söylediysem Fuat Efendi Jön Türklere eksiksiz göndermiş. Ne yapacaksınız hünkârım? Melunların, hainlerin gölgesine sığınıp ömür geçirenlere bundan böyle hayat yok. Geçici bir bahar içinde kendilerini sonsuz mutlulukta sananlara hayat yok. Bize ihanet ederken, devlete ihanet ederken, gönüllerinde ferahlık hissedenlere hayat yok. Devletimizi yıkma hayalleri kuranlara, dost arasına fitne sokanlara hayat yok. Fuat Efendi seçtiği yolun cezasını çekecek. Fuat Efendi yakalansın. Emredersiniz hünkârım. Bu işle bizzat ben alakadar olacağım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Beyim. Beyim. Biliyorum için yanıyor. Bir dile gelsen. Bir şey söylesen. Ne yapacağız beyim? Kafam allak bullak tatar, düşünüyorum. Hastanelerden haber aldım beyim. Hastaların durumu kötü. Kadın, çoluk, çocuk, bir sürü masum insan. Hekimler şifa bulabilmişler mi? Yok beyim. Hekimler zehrin panzehrini bulamamış. Bu adam kendinden emin. Bekleyeceğiz tatar, bekleyeceğiz. Hekimler hastalık için ne kadar vaktimiz kaldığını söylüyorlar mı? 12 saatten bahsettiler.
Şu anda hastaların vücudu zehirle savaşıyormuş. Dostum Galip Efendi gitti. Yerine sizi bıraktı. Dostum Tahsin Paşa gitti. Yüreğimize bir acı bıraktı. Dostun en güzel giysisi vefadır hünkârım. Mevlana Hazretleri Mesnevisi'nde şöyle anlatır. Genç adamın biri her gün gelir babasına, benim çok dostum var, seninse bir tane dermiş. Babası bir gün itiraz etmiş. Demek çok dostun var. Lakin öyle her tanıştığına dostum dersen yanılırsın. Hakiki dost bir ya da ikidir. Evlat, yok, benim sıkı dostlarım var demiş. Peki demiş babası, var mısın dostlarını sınamaya? Böylece genç adamın dostlarını sınamaya karar vermişler. Bir akşam bir koyun kesmişler ve koymuşlar çuvala. Baba demiş ki oğluna, şimdi al bu çuvalı, götür dostuna. Çuvaldan kanlar damlamakta. Sanki öldürmüşler de bir adamı, koymuşlar çuvala. Delikanlı sırtlamış çuvalı, gitmiş en iyi bildiği dostunun kapısına, çalmış kapıyı. Dostu bakmış çuvala, kanlı. Delikanlı demiş ki, ben bir adamı öldürdüm, bana yardım et. Kapı hızlıca kapanmış gencin yüzüne. Genç adam tek tek dolaşmış bütün dostlarını, bütün kapılar yüzüne kapanmış. Neticede dönmüş evine ama yıkılmış. Dost sandıklarının hiçbiri yardım etmemiş. Baba gülümsemiş. Şimdi sıra benim dostuma geldi demiş. Git şimdi benim dostuma, ben bir adam öldürdüm de, bakalım o ne yapacak? Genç adam babasının dostuna gitmiş. Demiş ki, ben bir adam öldürdüm, bana yardım et. Baba dostu içine bakmadan almış hemen çuvalı, arka bahçedeki çiçek tarlasına gitmişler. Gömmüşler içinde koyun olan kanlı çuvalı. Üstünü de bir güzel örtmüşler. Bir de gül ekmişler kimse anlamasın diye. Evlat gelmiş babasına. İşte demiş, dost buymuş. Baba dur demiş, öyle hemen karar verme. Sen yarın dostuma git, çıkar bir kavga, üstüne de iki tokat aşk et. İşte o zaman dostun hakikisi anlaşılır. Genç adam ertesi gün gitmiş baba dostuna, hır çıkarmış, üstüne de iki tokat atmış. Baba dostu yemiş mi iki tokatı, bir durmuş, bakmış gence, demiş ki, var git delikanlı, babana selam söyle. Biz öyle iki tokata gül bahçesi bozacak adam değiliz. Dost cefasıyla güzel. Dost vefasıyla güzel. Dostum İsmail Hakkı Efendi, kalpleri cilalayalım ki dostun yüzü kalplerde parlasın. Diyelim bir ismike ya hay. Ya hay, ya hay, ya hay, ya hay. Vakti seherde açık perde. Vakti seherde açık perde. Ağlarım güldü, düşmüş.
Hünkârım. Çok yorgun görünüyorsunuz. Sualler bitip tükenmiyor. İnşallah suallerinizin cevaplarını bulur, huzura erersiniz. Gel. Hünkârım, Ahmet Celaleddin Paşa hazır olduklarını bildirmemi istediler. Peki. Çok endişeliyim sultanım. Neden hünkârım? Suallerimin cevabını bulacağım bugün. Ya baki bir dost kazanacağım. Ya da eski bir dostun cenazesini kaldıracağım. Allah sizi korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail eylesin hünkârım. Dayı, gazeteler bizden bahsediyor. Ne diyorlar? Halil Halit namındaki şehir eşkıyası payitahta panzehir girmesine mani oluyor diye yazmışlar. Adi herifler. Anlaşılan o ki dışarıdaki adamları da ne yapacağını biliyor. Bu pisliği salmaktan başka çaremiz yok. Getirin onu buraya. Söylediğiniz gibi afyon sandıklarına tıbbi malzeme mührü bastık. Üstteki şişelere de panzehir doldurduk. Altındaysa uyuşturucu var. Güzel. Ama fazla vaktimiz kalmadı. Eğer bir an önce malları indirmezsek gemi gidecek. Bay Joris'i bekliyoruz. Onun bir tertibi olduğunu umuyoruz. Biraz daha bekleyeceksiniz. Daha fazla bekleyemeyiz. Öyle mi? O halde gemiye ihbar ederiz. Tüm mallar da gemiyle birlikte Abdülhamid'in eline geçer. Hı? Bekleyeceksiniz. Çocukların arkasına saklandın, kurtuldun. Masum insanların arkasına saklandın, kurtulacaksın. Lakin nihayetinde bana teslim olacağın bir an olacak emanetçi. Asıl sorun şu ki, sen gereksiz yere merhametlisin. Ben ise bu dünyada olunması gerektiği gibi acımasız. Sen bir masum kurtulsun diye suçlularla dolu bir gemiyi batırmazsın, değil mi? Ben ise o masuma kıyarım. O gemiyi de dinamitlerim. Şimdi panzehirlerin gelmesi için limandaki adamlarını geri çağıracaksın. Ardından da hekimlerin gelsin, tetkik etsin. Bana 500.000 frank getirirsen panzehirler senindir. Emanetçi, sana o parayı emanet olarak vereceğim. Geri almaya geldiğimde de canını alacağım. Şimdi git. Hayırlı sabahlar Bihter Kadın. Hayırlı sabahlar, buyurun. Saraya gelir gelmez beni görmek istediğinizi söylemişsiniz. Hayırdır, bir mesele mi vardı? Evet. Dün olanlarla alakalı sizinle konuşmak istedim açıkçası. Seniha Sultan. Şivenaz Hanım saraya geldiğinden beri siz daima kendisiyle bir muhabbet içindeydiniz. Hatta ben kendisine itimat edemediğim zamanlarda bile siz hep onun iyi niyetinden emin oldunuz. Evet, öyleydi. Açıkçası ticari bir meseleden ötürü tartışıyor olmanız benim pek aklıma yatmadı. Belki Şivenaz Hanım'ın yanında hakikati söyleyememişsinizdir diye düşündüm ve tekrar size sormak istedim. Bakın, ben kendisine İtimat edeceğime dair söz verdim. Lakin en ufacık bir şey bile benim ona karşı olan şüphelerimi tekrar harekete geçiriyor.
yakın bir zamanda şüpheleneceğiniz bir hadise ne oldu? İşitmişsinizdir. Geçen gece Şibenaz Hanım'ın odasında ayağı kesildi. Evet. Eteği takılmış galiba. Elindeki tepsiyi yere düşürmüş. Bardaklar kırılmış. Lakin ben odaya girdiğimde cam kırıkları etrafa saçılmak yerine sanki düzenli bir şekilde dizilmiş gibi duruyordu. Saçma göründüğünü biliyorum. Bir manası var mıdır yok mudur onu da bilmiyorum. Lakin Şivenaz Hanım'la alakalı her şey bana son derece gayri tabii geliyor. Bu sebeple size bir kez daha sormak istedim. Bana kendisi hakkında söylemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Sabahattin emniyette olabilir. Peki ya Lütfullah? Onu kim koruyacak? Oğlum. Lütfullah. Şivenaz Hanım'la tartıştım. Çünkü kendisinin bir ticaret erbabı olmadığını düşünüyorum. Yanlış kararları yüzünden zarar ettim. Hepsi bu kadar mı yani? Fakat kendisine yanınıza kalmayacak, mutlaka cezalandırılacaksınız gibi sözler söylediniz. Çünkü kendi çıkarı için yüksek vaatlerde bulunduğunu düşündüm. Beni çok zor durumda bıraktı Bidar kadın. Ben de çok sinirlenmiştim. Maalesef dostluğumuz da bu sebepten zarar gördü. Ortaklığımız da bitti. Gel. Sultanım, bunu görmek isteyeceğinizi düşündüm. Neymiş o? Gazetede hakkınızda bir yazı daha çıkmış. Daha evvel sizinle alakalı haber yapan gazeteci yazmış. Sağ ol Zülfet. Çıkabilirsin. Beyim, limandaki işler halledildi. Gemi yanaşacak, mallar indirilecek. Her şey konuştuğumuz gibi mi? Evet beyim. Hekimler orada olacak. Tetkik edilecek panzehir. Eli sertmiş. Evet, güzeldi. Çoktandır böyle dayak yememiştim. Bilerek mi attın kendini mermilerin önüne? Evet, her şey planlıydı. Ya kafandan vursaydı? Vurmazdı. Halil Halit benim kim olduğumu merak ediyor. Öğrenmeden öldürmezdi. Liman açıldı gemiye. Güzel. Robin'e bak. Hem Halil Haletler'in parasını alacağız, hem de payitahta istediğimiz gibi Afyon'u sokacağız. Sen tüccar olarak bundan sonra işleri halledeceksin. Ben de her ihtimale karşı sizleri izliyor olacağım.
Sabahın bu saatinde sizi odamda görmek ne büyük bir şeref. Ayağa kalk. Emredersiniz. Beni susturmayı başardın. Bidar kadına hiçbir şey anlatmadım. Bundan emindim zaten. Bir annenin en zayıf noktası evladıdır. Bu yüzden hiç çocuk sahibi olmayı istemedim. İyi yapmışsın. Çünkü sen bu mutluluğu yaşamayı hiç hak etmiyorsun. Ayrıca sanma ki beni susturarak kurtulmayı başardın. Bidar kadın akıllı bir kadındır. Er ya da geç seni kıskıvrak yakalayacak. Hala vaktin varken bence kaç git buralardan. Çünkü yakalandığında sana merhamet edecek hiç kimse olmayacak. Tahsin Paşa'm iyi misiniz? İyiyim paşam. Yavaş yavaş yürü Tahsin Paşa. Avenis de buraya gelsin. Ben o tarafa doğru geliyorum. Onu da bu tarafa gönder. Yürü. Devlet pazarlık yapmaz. Devlet takas yapmaz. Devlet meçhule adım atmaz. İhanetin bedelini karşılıksız koymaz. Hain meydana çıktığı vakit onu toprağa düşürmek senin vazifendir Ahmet Paşa. Hünkârım, Jön Türklerle alakalı çok bir malumat edinemedim. Tahsin Paşa'nın sırların ne kadarını verdiğini ise takas gerçekleşince anlayacağız. Devletimiz tedbirsiz değildir Bember Efendi. Kim hangi sırrı ifşa ederse etsin, devletimiz bunların altından kalkmaya muktedirdir. Haklısınız hünkârım. Hapishanedeki adamı niçin Tahsin Paşa'ya değişmek isterler? Bir malumatınız var mı? Hünkârım, Avenis hınçaklar için önemli biri. Kongre toplanmadan önce bütün muhalifleri bir araya getirmek istiyorlar. Hınçaklar kongreye katılmak için Avenis'i şart koşuyorlar. Tahsin Paşa'dan alacaklarını almışlar mı ki? Ondan vazgeçiyorlar. Hünkârım, Tahsin Paşa sırların belki tamamını değilse de önemlilerini verecek kadar kaldı ellerinde. Tahsin Paşa huzura geldiği vakit
Her şeyin hesabını soracağız. Ben Meri Efendi. Kim ki devlete ihanet eder? Toprak onu tor top eder. Ya Allah. Bismillah. Evet. Panzehirler burada. Parayı da alacaksınız. Lakin evvela bizim hekimlerimizin tetkik etmesi icap eder. Tabii. Açın. Malımı hastaneye götürürlerken saldıracağız. Her şey hazır mı? Hazır. Güzel. Halil Halit Bey, sanırım bu panzehirler hastalarımıza şifa olacak. Tatar. Cezar! Dökün. Ne yapıyorsunuz? Zaten bizim hekimlerimiz hastalığın şifasını bulmuş. Sağ olsun hünkârımız vakti zamanında bir kimya mektebi kurdurmuştu. Bunlara da ihtiyaç kalmadı. Neticede uyuşturucu zaten zararlı. Öyle değil mi? Kaç saati geçti hünkârım? Arzu ederseniz Paris'teki dostlarımla irtibata geçeyim. Vaziyet nedir diye sorayım. Lüzumu yok Vember Efendi. Gel. Malumatı Ahmet Paşa bize verir. Hakanım, emrettiğiniz vazifeyi ifa ettim.
Hakan'ım, takasa gelen iki adamı ve Ermeni terörist Avenis'i öldürdüm. Hala. O nedir hünkârım? Tahsin Paşa'mız tutukluyken su içip kırdığı bardak. Bardağın altına devletimizi tehdit eden bir yazı yazılmış. Tahsin Paşa bize hiçbir vakit ihanet etmedi. Kalbimle gördüm. Yüreğimle bildim. Gel. Hünkârım.